Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş konuğumuz. Sayın Erbaş, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Buse Hanım, hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ve 5,5 aralığında sabit tuttu. Hemen soralım, bu kararın piyasalara etkisi ne olacak? İlk değerlendirmeniz nedir? Evet, aslında biraz çok gitgelleri olan bir toplantı ve Powell konuşması özeti olduğunu söyleyebiliriz. Yani piyasalar açısından bilanço küçültmenin yavaşlaması ilk başta olumlu karşılandı. Tabii bir faiz değişikliği olmaması da zaten bekleniyordu. Ama özellikle biraz daha stagflasyon meselesinin gündeme neden geldiğini sorması Powell'ın, hatta faiz artışının ilk yani kararı Merkez Bankası'nın faiz artışı yönünde olmayacağı açıklamaları, bütün bunlar daha pozitif bir beklentiyle aslında piyasalarda, özellikle yurt dışı piyasalarda olumlu algılandı. Ama sonrasında hem faiz indirimi için henüz belirgin bir aralık olmadı, zaman aralığı, hem de enflasyonda istedikleri kadar aşağı yönlü bir patikanın oluşmadığını, ne zaman bir faiz indirimi olacağını tam olarak tahmin edemediklerini, yani biraz daha belirsizliğe yönelik yaptığı açıklamalar sonrasında aslında özellikle işte gösterge endeks S&P'ye bakarsak yurt dışında 5000 seviyelerine doğru tekrar geri çekildi. Keza Avrupa'da da vadeli işlemler bugün piyasalar kapalı olsa da biraz daha negatif bir görüntü içerisinde. Ama piyasa hani baktığında yine beklemeye devam edecektir. Ve özellikle istihdam tarafında eğer bir kırılma olursa, yani bir zayıflama olursa, ki keza bu büyüme tarafı için de geçerli, o zaman faiz indirebileceklerini söyledi ki cuma günü tarım dışı istihdam verisi var Amerika'dan. Dolayısıyla buraya piyasalar biraz daha yakından bakacak. Ben küresel anlamda aslında Merkez Bankası'nın faiz indirmeme beklentisiyle ilgili tedirginliğin bu akşam sonrasında devam edeceğini düşünüyorum. Ama yurt içi yani piyasalarda... Yani bir karar daha sonra da alınabilir, öyle mi? Yani eğer öyleyse bu kararları belirleyici unsurlar neler peki? Evet, yani tam da Powell'ın soru cevap kısmındaki netleşmesi şuydu. İstihdamda bir kırılma olursa, yani daha doğrusu işsizlik oranları, cuma günü yine o da açıklanacak tarım dışı ile birlikte, artarsa ve özellikle saatlik kazançlarda istedikleri o gelir artışını sağlayamıyorlarsa, yani kabaca aslında ekonomiye destek vermek için yavaşlayan bir ekonomi görünümü olursa, ki biz bunu işte bu yıl içerisinde hep Ocak ayından beri bekliyoruz aslında, yani genel FED algısında faiz indirimi için, ama bir türlü bu kırılma gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ekonomik yavaşlama olursa faizi indiririm, ama böyle bir sinyal gelene kadar mevcut faizle devam ederim. Faiz artışı veya stagflasyon gibi beklentileri de çok anlamlı bulmadığını ifade etti. Dolayısıyla ekonomik yavaşlama faiz indirimi için çok ana bir başlık olacak gibi gözüküyor. Peki altın, petrol gibi emtiaları nasıl etkileyecek bu karar? Yani benzer seyirde devam mı etmesini bekliyorsunuz, yoksa küresel piyasalarda başka etkileri bulunur mu? Evet, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani dünden aslında piyasalar çok daha farklı bir yerde, bu toplantı sonrası olmayacak veya olmuyor gibi gözüküyor. Çünkü ons altın 2280 dolarlardan aslında toplantı öncesinde 2300 dolarlara yaklaşmıştı. Hatta karar ve Powell açıklamalarıyla bir ara 2330 dolara kadar da çıktı. Ama bahsettiğim başlıkların soru cevap kısmının sonuna doğru biraz daha piyasaları tedirgin etmesi diyelim ve aslında ons altının da hızlı bir yükseliş gerçekleşmesi gün içinde 2300 dolarlara doğru geri çekti. Petrolde zaten iki gündür 83 dolarlara doğru Brent petrolde bir geri çekilme var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, yani petrolün başlığı çok daha başka. Daha jeopolitik riskler üzerinden devam ediyor ki bu toplantının çok bir başlığı değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben hala 80-90 dolar arasında bir petrol yani ortalamasının ve beklentisinin devam edeceğini düşünüyorum. Powell açıklamaları veya FED kararından bağımsız olarak. Ama ons altında artık bakacağımız yer 2280 dolar oldu.
ve faiz indirimi hala masada olduğu için son dönemde de bir 100 dolarlık geri çekilme olmuştu. Ben faiz indirim beklentisi güçlenene kadar, ki biraz önce söyledim yani cuma günü tarım dışı istihdam verisi bu anlamda çok önemli olacak. Oradan gelecek sinyallere bakacaktır ama hala güçlü bir altın görünümü devam edecek gibi duruyor. Belli bir süre daha eğer ekonomide de bir kırılma gelirse Amerika tarafında bir zayıflama sinyali bu altını biraz daha güçlendirebilir. Peki Türkiye'deki piyasalar için neler söylersiniz? Nasıl etkileyecektir? Yani normalde çok biz yurt dışı ile korelasyonu olan bir piyasa değiliz zaten 1-2 yıldır. Ama hep şu konuşuluyor, yani yılın ikinci yarısında bir Fed veya diğer majör merkez bankalarının faiz indirmesi durumunda veya bu beklentinin güçlenmesi durumunda gelişmekte olan ülkeler, ki Türkiye'nin de içinde olduğu grup, buraya doğru bir sermaye akışı olabileceği konuşuluyordu veya böyle bir beklenti vardı. Ama şimdi bu karar, yani bugünkü gerçekleşmelerle aslında yarın bunun hala bir bekle göre doğru bizi götürdüğünü görüyoruz. Fakat bizim dinamiklerimiz çok daha farklı. Yani cuma günü S&P'nin not görünümü var biz Türkiye ile ilgili. Burada bir not artışı olabilir. Türkiye'nin ikili siyasi ilişkilerde ekonomik veya siyasi bazı açıklamaların takip ettiği bir dönem yaşıyoruz. İşte Haziran ayında gri liste meselesi çözülecek mi? Bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla ekonomik programımız içerisinde yapısal reformlar ve belki de tasarruf önlemleriyle ilgili detaylara bakıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin hikayesi biraz daha farklı gibi gözüküyor. Yani yarın için bakarsak belki biraz daha tedirgin bir başlangıç. Hani yurt dışından kaynaklı olabilir eğer bu negatiflik yarın sabaha da devam ederse. Ama ben özellikle cuma günkü S&P kararının Türkiye açısından önemli olduğu için piyasaları o taraf biraz daha diri tutacaktır, bir beklenti olacaktır. Dolayısıyla sadece borsada bir iki cümleyle somut örneklendirebilir misiniz rica etsem bunu? Piyasa fiyatlamasını mı? Mesela 32.50'nin üzerine çıkmayan bir kur hareketi var. Uzun bir süre, yani 15 gündür. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Hı hı. Borsa 10.000 seviyesi üzerinde son 2 gündür kalıcılık sağladı. Dolayısıyla ben yarın da mesela 10.000 seviyesinin altına bir geri çekilme olsa bile yine cuma günü ve sonrasında yükselişine devam edecek gibi durduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Erbaş konuğumuzdu. Fed'in kararını değerlendirdi. Efendim biz